Sınava hazırlık yöntemi olarak açık liseye geçmek nedir? Okulların sonu mu geliyor? Açık lise bu yeni sonda acaba milyon milyon öğrenciler mi alacak? Bu aralar çok çok gündem bu. Sosyal medyada da çok dolanıyor. Özellikle pandemiden sonra. Bilimsel Yayınlar Rehberlik Servisinden merhaba. Bir sınava hazırlık yöntemi olarak açık liseye geçmek nedir? Okulların sonu mu geliyor? Açık lise bu yeni sonda acaba milyon milyon öğrenciler mi alacak? Bu aralar çok çok gündem bu. Sosyal medyada da çok dolanıyor. Özellikle pandemiden sonra insanlar online eğitime alıştıktan sonra şimdi bir hibrit model geliştirmeye düşünülüyor. Dünya çapında böyle bir akışın olduğu söyleniyor. Eğitim biliyorsun değişime en çok direnen alanlardan biridir. Kara tahtanın yerini hani tutabilen bir şey yok şu ana kadar. İşte akıllı tahtalar almaya başladı. Yani tahta yine tahta ama akıllısı bir şekilde hani bunu ne kadar işlevsel kullanabiliyoruz o da tartışılıyor. Ama değişime en çok direnen şeylerden biri eğitim biliyorsun. Açık liselerde sınava hazırlanan öğrenciler için bir alternatif, önemli bir alternatif. Özellikle 7'den 8'e geçenler, 11. sınıfta 12'ye geçenler için çokça sorulan bir soru. Bu arada bu video sana açık liselerle ilgili teknik detaylardan bahsetmeyecek. Eğer buraya kadar geldiysen buradan sonra videodan çıkabilirsin. Çünkü şimdi bu tarz videolardan sonra bu iş nasıl oluyor? Benim şu kadar dersim vardı, bu dersleri alırsam ne olur, kaç krediyle mezun olurum falan gibi şeyler geliyor. Bunlar bu videonun konusu değil sevgili dostum. Çünkü açık liseyle ilgili temel birkaç soru var. Bu soruya cevap vereceğiz. Açık liseye devam ederek üniversite hazırlanmak, LGS hazırlanmak ne kadar mümkün oluyor? Bununla ilgili bir önleyici rehberlik videosu aslında bu. Çünkü bazı hatalara neden olabiliyor açık liseye geçmek. Bunu hakkal yakın görüyorum öğrencilerimden. Bazen de iyi ki böyle bir karar vermişim. Hayatımın kararıydı bu diyenler oluyor. Açık lise şu anda hani reytingleri çok yüksek bir alan açık lise. Birkaç gün önce, belki bir hafta 10 gün içerisinde gazetelere bununla ilgili bir haber de düştü. Lise düzeyinde 1 milyon 254 bin kişinin açık lisede eğitim aldığı görülüyor. Açık lise temelde hani bir şekilde hayatın her alanında eğitim var. Liseyi okuyamamış, bir şekilde çalışmak durumunda kalmış, sağlık sorunları yaşamış ya da özel durumları olan pek çok insanımız var. Onların bir şekilde eğitime devam edebilmeleri için yapılmış aslında güzel bir uygulama. Fakat bu alternatif herkes için mümkün. 11'den 12'ye geçen bir öğrenci de bir an durup, bunu eminim herkes düşünmüştür, fen liseli öğrencilerin bile, çok iyi Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilerin bile, özel okullarda okuyan öğrencilerin bile yedekte tuttukları bir düşünce olarak açık liseye geçsem ve ben üniversite hazırlansam, LGS hazırlansam bu nasıl olur acaba dedikleri bir şey. Öncelikle sana şunu söyleyeyim sevgili dostum, açık liseyle ilgili en temel kaygılardan biri, işin teknik bütün yanlarından, kredi sayısından bağımsız olarak söylüyorum. Açık lise Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün, aktif, ya örgün değil ama aktif, resmi olarak kabul edilen bir lisedir. Yani bu ülkenin bir lisesidir, bizimdir. Yani o nedenle açık liseye gidenler şunu yapamıyor, açık lise mezunları bunu yapamıyor gibi şeyler çok duyacaksın. Bu yılın MSÜ kılavuzunda bile böyle bir ifade vardı, parantez içinde, açık lise mezunları dahil gibi bir ifade. İşte açık liseyle örgün eğitim tabii ki kıyaslanacak doğal olarak ama açık lisenin seni bir şeyden engellediği ya da açık lise mezunuymuş görüyor musun? Böyle bir şey yok sevgili dostum. Mesela bazı öğrenciler var, açık liseye geçmesini teklif edebiliyoruz. O öğrenci şunu diyebiliyor. Ya hocam ben senelerdir okulumda okuyorum, diplomamda bunun yazması istiyorum. Kendi okuduğum okulun yazmasını istiyorum diyen öğrenciler var. Bunda duygusal nedenleri olabilir. Bunlar hep anlaşılabilir, kabul edilebilir şeylerdir. O nedenle sen de açık liseyle ilgili kararını enine boyuna düşünerek vermen lazım. Ama işin resmi bir dezavantajı yok. Hatta açık lise, hani şu an açık lisede kredili sistem vardır. Yani 170 kredi alan bildiğim kadarıyla en son mezun oluyor açık lisede. Hatta açık lisede öğrenciler üniversite hazırlık senesinde 3 yılı lisede okumuşsa, 12. sınıfa geçmişse mezun durumda bile oluyor. Bazı zorunlu dersleri alıyorlar ve mezuniyet gerçekleşiyor. Açık lise enine boyuna düşünmesi gereken bir şey. Ama ben sana şunu söyleyeceğim. Şu an 11'desin, 7'desin. Açık liseye geçip sınava hazırlanmak istiyorsun. Sevgili dostum bunu lütfen iyi planla. Yani bununla ilgili uzun uzun düşün. Çünkü hafta içi 5 gün boyunca hiçbir şekilde okul seni bağlayan bir devam zorunluluğu olan bir okul olmayacak hayatında.
bunun üzerinden hafta içini ve hafta sonunu nasıl dolduracağını, sınava hazırlık mantığının nasıl gerçekleşeceğini mutlaka seni tanıyan, bilen, seni sınırlarını bilen bir rehber öğretmeninden, bir öğretmeninden mutlaka danışmanlık alman lazım. Çünkü açık liseye geçtikten sonra zamanını çok kötü yönettiği için aslında hiç de hayal etmediği şeylerle karşılaşan öğrenciler var. Açık liseye geçtiği zaman hayatımın en iyi kararını almışım, acayip ders çalışıyorum diyen öğrenciler var. Bu iyi bir planlamayla olabilecek sevgili dostum. Sen şimdi açık liseye geçiyorsun. Bu çok kolay bir karardır. Halk Eğitim Müdürlüklerine gittiğin zaman bütün süreci oradan halledebiliyorsun. Açık liseye geçiyorsun ve bundan sonra özgürsün senin baktığın yerden. Sadece üniversite hazırlanabilirsin, sadece sınava hazırlanabilirsin. Böyle bakıyor olabilirsin olaya ama işin rengi okullar açıldığı zaman ortaya çıkıyor. Evet, bir devam zorunluluğun yok ama ne yapacaksın? Zamanını nasıl dolduruyorsun, neyle planlıyorsun? Seni dışsal bir güç var mı planlayan, dur diyen, hayır bu yanlış diyen, bu doğru diyen. Tek başına kalacaksan açık liseye geçtiğin zaman, yönlendirilmeyeceksen, bir rehberlik desteği almayacaksan sevgili dostum açıkçası doğru bir karar olmayabilir. Ama doğru destekleneceksen, senin zamanını dolduracaksa, ders çalışmanla ilgili sana asistanlık yapacaksa, bir dershane, bir etüt merkezi, bir kurs, bir özel ders bürosu, bir koç vesaire, işte o zaman açık lise makul ve mantıklı olabilir. Açık liseyle ilgili bir geçiş planı yapacağın zaman sevgili dostum, bence sorman gereken ilk soru bu. Ben açık liseye geçeceğim ama bu ikinci soru. Nasıl ders çalışacağım ben? Nasıl ders çalışacağım? Yani bir yılımı nasıl geçireceğim? Hani şöyle romantik şeyler yapma lütfen. Hani işte ben hani çok iyi bir öğrenciysen buna bir şey demiyorum ama bazı öğrenciler, öz denetim problemi yaşayan öğrenciler, kendini denetleyemeyen, masanın başına oturmakta zorlanan öğrenciler açık liseye geçiyor. Artık kocaman bir zamanı var onun ama bu kadar zamanla ne yapacağını bilemeyebiliyor. İşte o zamanın içini ben işte yarım gün dershaneye giderim, ondan sonra öğleden sonra full ders çalışırım falan gibi düşünen öğrenciler olabiliyor. Bunu gerçekten artısıyla eksisiyle iyi düşünmek gerekiyor sevgili dostum. Açık lise konusunda bir karar vereceğin zaman işin resmi yanı inan bana çok kolay. Mezuniyet yanı inan bana çok kolay. Ders geçmek, sınavlara girmek bunlar zaten senelerdir yaptığın şeyler kolay. Ama ben ders çalışacağım, sistemli, planlı, programlı bir şekilde ders çalışacağım diyorsan açık liseye geçeceksen doğru yerden destek alacağını bilmelisin sevgili dostum. Bilinçsel yayınları uyarıyoruz. Bu konuda konuşmak istersen videonun altına yorumlarını yaz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.